Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak Enbiya suresinin hemen başında buyuruyor ki İktarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin muridûn. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmektedir. Hazreti Ali'ye nispet edilen bir söz, ennâsü niyâmun felemmâ mâtu isteykazû. İnsanlar uykudadır. Ne zaman ölürler, o zaman uyanırlar uykularından. Üstad da bir münasebetle gençliğin gaflet gecesinden ihtiyarlık sabahıyla uyandığından bahseder. Öyle bir tabir kullanır. İşte bu beyanlara bazılarını sözün akışı içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Başka pek çok kıymetli beyana bakıp üzerlerinde biraz kafa yorunca bu meselenin yani gaflete direnme, gaflete düşmeme meselesinin her birerlerimiz için hayati önem taşıyan bir mesele olduğu anlaşılıyor. Çok farklı şekillerde tarif edilebilir. Çok farklı alt başlıklarla ele alınabilir. Farklı izahlar ve açılımlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla tamamen kişisel bir ele alma tarzı olacak. İnsanın kendisini yakından ilgilendiren çok önemli hakikatlere karşı umursamaz bir tavır takınması. O hakikatlerin gereğince yaşamanın niyeti içerisinde, gayreti içerisinde, arayışı içerisinde olmaması. Yani böyle yaşamazsam, o hakikatlerin gereğince yaşamazsam halim nice olur? Akıbetim ne olur? Şeklinde bir dert taşımaması, bir kaygı duymaması. Bu şekilde artırabileceğimiz hususlar, bunların hepsi bir gaflet tavrıdır. Gafletin adeta tanımını ortaya koyan tavırlardır. Gafletten sıyrılamayan insan için denebilir ki, etrafta dolaşırken kendisini ıskalar. Yani sıra kendisine gelmez. Başka pek çok etrafta mevzuyla meşgul olur. Ama bu arada en ihmal etmemesi gereken kendisini ihmal eder. Sıra kendisine bir türlü gelmez. Üstad Hazretlerinin Asay Musa 4. meselede söylediği hususu bu ifadelerim çağrıştırmıştır diye tahmin ediyorum. İç içe geçmiş yani mütedahil dairelerden bahsediyor. Diyor ki Üstad Hazretleri orada. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi, iç içe geçmiş daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden, vatan ve memleket dairesinden, küre-i arz nevi beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat bu aradaki kısımları atlayabiliriz ama özellikle vurgulamak istediğim kısım. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. En büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip, ters orantılı. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, hala üstadın ifadelerinden devam ediyorum, Asay-ı Musa'daki, büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz, malayani ve afaki işlerle meşgul eder. Hayat sermayesini boş yerde imha eder, tüketir. O kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Bunlar üstadın ifadeleriydi. Yani etrafta dolaşmanın cazibesine kapılarak ya da telaşına yenik düşerek. Bazen cazibesine kapılma olmaz da telaşına yenik düşme olur. İşte o şekilde merkezi tutan ve en öncelikli, en yoğun ilgiyi hak eden kalbini insan ihmal etmiş olur. Böylelikle insan aslında İşte kendisini ihmal etmiş, kendisine yabancılaşmış, başka bir tabirle kendisinin uzağına düşmüş olur.
kendisine yabancı, kendisine uzak. Kur'an'da bir ayet var. Dünyaya dair değişik meşguliyetlerin Allah'la aralarındaki münasebete zarar vermediği, engel olmadığı ya da onların buna müsaade etmediği insanlardan sayışla bahsediyor. Diyor ki, ben biraz öncesindeki ayetten de alacak olursam, çok meşhurdur şimdi okuyunca çok aşina olduğunuz bir ayet olduğunu ya da bir iki ayet olduğunu takdir edeceksiniz. Fi buyutin edinallahu en turfa ve yuzkara fiha ismu yusebbihu lehu fiha bil guduvi vel asal. Bunu söylüyor. Diyor ki Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamissalat ve itaizzeke yakhafuna yevmen tetekallabu fihil kulubu vel absar liyezihumullahu ahsene ma amilu ve yezidehum min fadlih vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Tamamını okumuş olayım, bütünlük arz etsin. O kısımda da şunu söylüyor, asıl paylaşmak istediğim kısım. Ticaretin de, alışverişin de, satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Allah'ı öyle anarlar, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır şeklinde. Şimdi yukarıda Üstad Hazretleri'nin mütedahil daireler şeklinde anlattığı o dış dairelerin afaktaki cazibenin insanın o merkezde en önemli vazifelerimizin temerküz ettiği, bulunduğu, buluştuğu, yoğunlaştığı yerin kalbimizin, kendimizin, iç dünyamızın ihmale uğraması, Allah'la irtibatımızın ihmale uğramasına yol açması, oradaki o tespit ve değerlendirme ve ardından bu ayet, buna müsaade etmeyen insanlara dair, insanlara yönelik Cenab-ı Hakk'ın övgü dolu ifadeleri. İnsanın hayatında öncelik arz eden, arz etmesi gereken konular var. O konuların her zaman o öncelikli konularını muhafaza etmesi, ihmale uğramaması, ertelemelere kurban gitmemesi, bunlar hep gaflete direnmeyle alakalı mevzular. Bu ifadeler bana çok sevdiğim ve fırsat bulunca da paylaşmaktan zevk aldığım Behçet Necatigil'e ait bir şiiri hatırlatıyor. Çok hoş ifadeleri, mısraları vardır malumunuz. Bu şiirde de çok zarif uyarılarda, hatırlatmalarda diyor, bulunuyor. Sevgileri ihmal etmeyle, ertelemeyle alakalı. Elbette ben o mısraları paylaşırken hafızamın yardım ettiği ölçüde çağrışımları serbest bırakıp bu ifadeleri yukarıda arz ettiğim o öncelikli meselelerin hepsini mülazaya alarak düşünebiliriz. Yani erteleyip ihmale uğrattığımız meseleler ama öyle olmaması gereken o önemli öncelikli meselelerin hepsini mülazaya alarak düşünmemiz mümkün. Ama Behçet Necatigil sevgiyle alakalı onu söylüyor. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Bu yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi gibi ifadeler, bitmeyen işler yüzünden ertelenen ve sonra da ıskalanan, ihmale uğrayan meseleler. Orada sevgi üzerinden bunları söylüyor, bu vurguyu yapıyor ama sevgiyi de dahil ederek pek çok önemli, öncelikli konu olarak gördüğümüz bütün meseleleri mülazaya alarak o mısraları
almak, ele almak, değerlendirmek mümkün. Yani ertelemeler yüzünden, bitmeyen işler yüzünden, yılların hızla tükeneceğine dair bir türlü ikna olamayışımız yüzünden, yani çok yüzeysel anlamda ikna oluruz, kabul ederiz de vicdanımızda o faniliği sürekli duymak, ona ikna olabilmek, onun gereğince hareket etme ile alakalı bir gerilim halinde olabilmek, bu anlamda söylüyorum. İşte bunlar yüzünden, bu ertelemeler, bitmeyen işler yüzünden, faniliğimizi algılayamamak yüzünden sevgiler ihmale uğrar. Sevdiklerimiz ihmale uğrar. En sevgili ihmale uğrar. O aslında İstanbul için söylenen, yazılmış bir şiir, ama biz Peygamber Efendimiz'i mülazaya alarak naat gibi okuruz ya, ey sevgili, en sevgili diye. İşte o en sevgililer de ihmale uğrar. Yani sevgiyi yaratan, sevgiyle yaratan, kendisini sevecek donanımı bize bahşeden ve aynı zamanda kendisini sevmeyi bir mükellefiyet olarak da bize yükleyen zatla aramızdaki münasebet ihmale uğrar. Bu ertelemeler yüzünden. Öncelikli meseleleri, hak ettiği öncelikli konumu sürekli veremeyişimiz yüzünden. Böyle olunca zamanın israf olduğu, fırsatların zayi olduğu, son tahlilde ömrün heba edildiği bir yola girilmiş olur. Bu meclisten, söz meclisten dışarı sadedinde, sizleri tenzih ederek tasvir ettiğim, olumsuz şekilde tasvir ettiğim bu tablonun sebebi, hayatı duyarak ve teyakkuz halinde değil de dalgınlıkla, umursamazlıkla, yani bir gaflet içinde yaşamaktır. Bu tablonun müsebbibi, kaynağı o. Oysa hayat kendisine şuurun eşlik ettiği bir eylem olarak yaşanmalı, icra edilmelidir. Tıpkı böyle sadağında bir ok var ve onu çok güzel fırsatı değerlendirme duygusu, anlayışı içerisinde hedefe isabet ettirme gayreti içerisinde olmak gibi. Hayat dalgınlıkla, umursamazlıkla, ertelenerek değil, kendisine şuurun eşlik ettiği, yön verdiği bir eylem olarak duyulmalı ve yaşanmalıdır. Sözü buraya getirince Alvarlı Efe Hazretleri'nin gerçekten çerçevelik sözünü müsaadenizle hatırlatmak isterim. Bu böyle bir şekilde sürekli kendisini bize hatırlatacak bir yerde bulunması gereken bir söz. Diyor ki, belayı ekber odur ki kişi özünü gaflete sala. Yani en büyük bela, insanın başına gelebilecek en büyük bela, insanın kendisini gaflete salmasıdır, diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Yani hayatı ona anlam katarak, daha doğru bir ifadeyle, çünkü herkes hayata dair hayatın anlamı nedir sorusuna farklı şekillerde cevap veriyor. Bazıları çok tutarsız. Dolayısıyla hayatı ona anlam katarak, ama daha doğru ifadeyle hayatın sahibinin, hayatı bahşedenin ona yüklediği anlamı gözeterek yaşamak insan için aslında bir zorunluluktur. Yoksa yaşamak bir yönüyle anlamsızlaşır. Viktor Frankl'in bir sözüne müsaadenizle atıfta bulunmak isterim burada. Bu anlam kaybı meselesi ifadesinin çağrışımıyla. Malumunuz Nazi toplama kamplarında bulunmuş, oradan sağ kurtulmuş bir psikiyatr kendisi, Avusturyalı yanılmıyorsam. Çok önemli kitapları var. Logoterapi denen, anlam terapisi diye bir ekol. Sahibi, mimarı o zat diyor ki, zihninde İngilizcesiyle var, tercüme ederek söyleyeyim. Hayat hiçbir zaman şartlardan dolayı katlanılamaz hale gelmez. Hayat anlam ve gaye yoksunluğundan dolayı katlanılamaz hale gelebilir, diyor. Şimdi bunu herhangi birisi söylese belki çok itibar etmeyebiliriz, abartmış diyebiliriz vesaire, ama o zorlukları, bir insanın yaşayabileceği en ileri seviyedeki zorlukların içinden gelen bir insan bunu söyleyince daha bir dikkat çekici oluyor. Hayat şartlar yüzünden hiçbir zaman, hayat hiçbir zaman şartlar yüzünden katlanılamaz hale gelmez. Hayat anlam ve gaye yoksunluğundan dolayı
katlanılamaz hale gelebilir. Bu Viktor Frankl'ın sözüydü. Az önce Behçet Nişadigil'e ait mısraları vesile ederek diyeyim. Erteleme, işte zaman hızla geçip giderken dikkatli bir tavırla gereğince onu süzememe, ondan istifade edememe gibi birkaç hususa temas etmiş oldum kısa kısa. O eksende izin verirseniz çok sevdiğim kısa bir yazıya atıfta bulmak istiyorum. Yazının muhtevasına girmeyeceğim ama internette kolaylıkla bulunabilen bir yazı. Çok güzel, kıymetli bir yazı. Ben lise yıllarımda ilk okumuştum ve hala hatırlıyorum, ara sıra bakıyorum bir vesile olunca. Peyami Safa'nın Şimdi başlıklı yazısı. Böyle bir iki sayfalık kısa bir yazı. Mühim işlerimizi ertelemeyi severiz. Bu bazen mükemmelliyet aşkından kaynaklanır falan diye böyle çok tatlı analizlerde bulunuyor. Şimdinin kıymetini bilmeye dair, erteleyerek hayatı ıskalama meselesine karşı bizi teyakkuza sevk eden dikkat çekici cümleler barındırıyor içerisinde. Bu ertelemelere kurban etmeden hayatı duyarak ve şuurluca yaşamaya dair bir anekdot arz etmek istiyorum. Bana çok etkileyici gelen bir anekdottur. Hasan Basri Hazretlerinden. Hasan Basri Hazretleri malum tabiinin büyük imamı. İşte 50 ya da 70 kadar sahabeyle görüşmüşlüğü var. Büyük bir insan, büyük bir mana insanı aynı zamanda ilminin yanında. O zat için denir ki bir cenazeyi defnettikten sonra o hemen yakınındaki birisine sorar. Belki bu kişi şayet dirilse, o defnettikleri kişiyi kastediyor. Şayet dirilse sence ne yapardı? Adam diyor ki hemen tevbe eder, haramdan kaçınır, ibadet ve iyilik ederdi. Hasan Basri diyor ki ne kadar sade, ne kadar tonlu. Ondan geçti artık, senden de geçmeden kalk ve dediklerini hemen yapmaya bak. Ne kadar sade, ne kadar tonlu. Bir şunu anlamaya, vicdanımızda duymaya ihtiyacımız var. Fırsat tükenmeden, tükendikten sonra keşke yapsaydım diyeceğin belli olan şeyleri fırsat tükenmeden yapmak. Ne kadar sade, ne kadar tutarlı, ne kadar tonlu bir nasihat. Şimdi bu gaflet meselesiyle alakalı bir başka perspektiften aynı konuya yaklaşmaya çalışacağım izninizle. Yanılmıyorsam Fahrettin Er-Razi Hazretlerine ait bir söz. Başka zatlara da nispet edilebilir. Ama ana fikir çok belirgin olduğu için yani kime nispet edildiği o kadar da önemli değil bu noktada. O zat diyor ki pazarda buz satan adamın, pazarda buz satan adamın sermayesi eriyen şu adama acıyın dediğini duyunca Asr suresinin anlamını daha iyi anladım diyor. Pazarda bir adam var. Bu adam buz satıyor, işiyor, buz satıyor. Ve bu zat diyor ki o satışı yaparken sermayesi eriyen şu adama acıyın. Bunu duyunca Asr suresinin anlamını daha iyi anladım. Ne alakası var değil mi? Nereden nereye intikal ediyor? Malum Asr suresinde asra yani zamana yemin edildikten sonra insanların hüsranda, ziyanda olduğu anlatılıyor. İşte ardından bu ziyandan müstesna olanların, korunanların temel özellikleri sıralanıyor. Bildiğimiz gibi sahabe efendilerimiz bir araya geldiklerinde Asr suresini okuyorlar. Mehmet Akif'in o konuyla alakalı ifadeleri hepimizin malumu falan. Şimdi Fahrettin Razi'nin pazardaki adamın o ifadesinden Asr suresinin anlamına intikal etmesi aslında üstatta da örneklerini gördüğümüz bir yaklaşım tarzı, bir mukayese biçimi. Yani birinci lemayı hatırlayalım, ikinci lemayı hatırlayalım. Hazreti Yunus, Hazreti Eyüp. Onların durumlarını ortaya koyduktan sonra Hazreti Üstad hemen kendi durumumuza intikal ediyor malumunuz. Kendi durumumuzu nazara veriyor ve çok sarsıcı kıyaslamalar yapıyor. Yani mesela Hazreti Eyüp'ten bahsediyor. Bizim durumumuz çok daha tehlikeli diyor. Çok daha vahim, dikkat çekici. Onun
vücudundaki hastalıklar kısacık dünya hayatını tehdit ediyor. Bizimki ise kalbi hastalıklarımız ebedi hayatımızı tehdit ediyor gibi. Bir yerden kendi durumumuza intikal ediyor. Tam Fahrettin Razi'nin yaptığı gibi. Onun detayına girmiyorum, konu farklı. Ama bu mukayeseyi, yani Fahrettin Razi'nin yaptığı mukayeseyi biraz derinleştirip analizin unsurlarını biraz belirginleştirmeye, daha aşikar kılmaya çalışalım isterseniz. Şimdi pazardaki adama dönelim. Elinde bir sermayesi var. Nedir? Bu buz. Ve bu sermaye her an eriyor. Zamana karşı yarışmak durumunda. Yani o sermaye, o eriyen sermaye bitmeden, tükenmeden bir ticaret yapması gerekiyor. Yoksa ziyana uğrayacak. Bize gelince, hani mukayesenin unsurlarını, analizin unsurlarını belirginleştireceğiz ya. Bize gelince o adamın elindeki o eriyen sermaye buza karşılık bizim de ömür sermayemiz var. Hızla eriyor, hızla tükeniyor. Yani o eldeki sermaye, ömür sermayesi eriyip tükenmeden önce o sermaye ile yapılması gereken mühim ticaretler var. Elde edilmesi gereken büyük kazanımlar var. Varoluşumuza dair daha derince bir idrake ulaşmamız gerekiyor. Daha keskin bir nazar sahibi olmamız gerekiyor. Daha güçlü teveccühlerle Rabbimize yönelmemiz, daha ince duyarlılıklar geliştirmemiz gerekiyor. Bütün bunlar o sermaye ile ve o sermaye eldeyken yapılacak şeyler. Asıl merhamete muhtaç olan biziz. Tıpkı Hazreti Eyüp'ün durumundaki kıyaslama gibi. Asıl merhamete muhtaç olan biziz. O zat acıyın diye kendisine söylüyor ama asıl merhamete muhtaç olan biziz. Gerekli ticareti yapmadan sürekli eriyen o ömür sermayemizin tükenmesi gibi bir haybet, bir hüsrana, bir ziyana maruz kalmamak için asıl merhamete muhtaç olan bizleriz. Pazardaki adam analizin bir başka unsuru. Pazardaki adam acıyın derken çevresindeki insanların harekete geçmesini bekliyor. Ne yapacaklar? Alışveriş yapacaklar. Sermayesi tükenmeden, buz erimeden önce. Dolayısıyla acıyın derken çevresinden. Bizim durumumuza gelince acıyacak olan elbette ki Cenab-ı Hakk'ın merhametine sığınmamız, o ayrı bir konu. Ama bir şey yapma, harekete geçme noktasında acıyacak olan, merhamet gösterecek olan belli bir anlamıyla yine biziz. Buradaki çok önemli farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Merhamet edecek olan biziz. İnsan, Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor, Allah onlara zulmetmedi, onlar kendi nefislerine zulmetti. İnsan kendi nefsine nasıl zulmeder? Şuurluca yaşamayarak insan kendisine acımamış, merhamet göstermemiş, zulmetmiş olur. Kendisini gaflete salarak yapar bunu. Dolayısıyla acıyın, sermayesi eriyen şu adama acıyın derken çevresindeki insanlardan bir hareket bekliyor, harekete geçmelerini bekliyor. Bizim durumumuzda ise merhamete daha ziyadesiyle muhtaç olan bizim durumumuzda ise acıması gereken insanlar yine biziz. Kendimize zulmetmeyip yani gaflete salarak kendimizi o suretle kendimize zulmetmeme adına anlamında harekete geçecek ve acıyacak, kendimize zulmetmeyecek, acıyacak olan yine bizleriz. Şimdi bu meselenin üzerinde vicdanlarımızı da harekete geçirerek herkes kendince bir derinlikle, farklı bir derinlikle duyar bunu. O sermayenin tükenmesi vesaire bunlar nasıl şeylerdir, nasıl anlama gelir, nasıl bir derinliği vardır? Bu herkesin kendine göre farklı derinliklerde duyacağı bir şey. Ama sadece ortak bir ses olması bakımından ifade edeyim. O gerekli ticareti yapmadan o bahsettiğimiz ömür sermayesinin tükendiğini bir an düşünelim. Telafisi yok, tesellisi yok. Kur'an'da pek çok ayet-i kerime var. Ben bunlardan bir ikisini sadece zikredeceğim. Yani o ömür sermayesinin kullanılıp da ondan istifade etmek yerine duyarsızlıkla, dikkatsizlikle, gafletle tüketildiği durumlarda işin akıbetinde ortaya çıkan yoğun ve derin pişmanlığa dair Kur'an'dan bir iki örnek. Bir tanesinde diyor ki Mü'minun suresinde
Hatta izâ câe ahadehumul mevtu kâle rabbir ci'ûni leallî e'melu sâlihan fîmâ teraktu kelle innehâ kelimetun ve kâiluhâ ve min verâihim berzakun ilâ yevmi ba'tu. Bu bir tanesiydi. Yani ömür sermayesini tüketip o gerekli ticareti yapmadan tüketip ziyana uğrayan insanların duyduğu pişmanlığa dair Kur'an'da ifade edilen hususlardan bir tanesi. Diyor ki ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca işte o zaman ya Rabbi der ne olur beni dünyaya geri gönder ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım. Hayır hayır bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Yani ömür tükeniyor, gafletle yaşamış, büyük bir pişmanlıkla baş başa kalıyor. Sonra diyor ki Rabbim beni tekrar döndür, o fethettiklerimi telafi edeyim bu sefer. Ama bu kapı kapalı. Gelen cevap o şekilde oluyor. Hakka suresinde bir yer var, onu da paylaşmak istiyorum. Bu amel defteri sağdan verilen, soldan verilen bunların durumlarını tasvir ediyor. Ben sadece soldan verilenlere intikal edeceğim. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَكُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا اَغْنَى عَنِّي مَالِيَ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ. Hesap defteri sol tarafından verilen kimse eyvah der. Keşke verilmez olaydı bu defterin. Keşke hesabımı bilmez olaydı. Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı. Servetim, malım bana fayda etmedi. Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti. Bu büyük ve acı pişmanlıkların, bu ayetlerin de işaret ettiği şekliyle büyük ve acı pişmanlıkların tohumları ya da hazırlayıcısı mahiyetinde bazı yanılgılarımız olabilir. Ertelenen, dolayısıyla ıskalanan hayatlar yaşamak yerine öncelikleri doğru tespit edip ona göre de bir hayat sürmek gerekiyor, bir tavır belirlemek gerekiyor. Önceliklerin doğru tespiti ve sonra o doğru tespit edilmiş önceliklere göre de bir hayat yaşamak. Niyazi Mısri'ye ait uzun bir şiir var. Üstad Hazretleri de Risalelerde birkaç mısrasına alıntılıyor onun. Çok dokunaklı mısralar gerçekten. Günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil, binası oldu viran bir haber. Her gün bir taş düşüyor. Ama can gafilce yatıyor, binası viran olmuş bir haber. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömrü oldu heba. Yola geldim lakin cümle kervan göçmüş bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine büryan, akıl hayran bir haber diye uzunca bir şiir. Çok dokunaklı gerçekten ifadeler. Üstadın kendisine ait de çok dokunaklı ifadeler var. Aynı muhtevaya dokunan. Mesela eyvah aldandık, fani dünyayı baki zannettik. Ozan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet şu güzerana hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir çay gibi akar gider diyor. Gafletle alakalı tabiri eğer bağışlayacak olursanız, hayatı selin önünde sürüklenen bir kütük kıvamında yaşamak denebilir gaflet için. Selin önünde sürüklenen bir kütük. Yani doğru tanımlanmış bir hedef, doğru tanımlanmış öncelikler yok. Buna bağlı olarak bir inisiyatif alma, şuurlu, bilinçli, iradi davranışlar sergilemek söz konusu değil. Yani daha üst bir anlama göre kurgulanarak bir hayat yaşanmıyor. İşte bu selle sürüklenen, selin önüne katıp sürüklediği bir kütük gibi. Yani sürükleniyor. Bir şey sürükleniyor onu. Hayat seli onu sürüklüyor. Yani böyle bir bilinçli bir şekilde tercihlerle yürümüyor. Hayat onu sürüklüyor.
Tıpkı zihnimizde böyle işin görselini ortaya koyma adına zihnimizde canlandırdığımızda coşkun akan bir selin önünde bilinçsizce sürüklenen bir kütük gibi aslında o kıvamda bir hayat. Konumunu idrak edemeden insanın sahip olduğu donanımına saygısızlık içinde yaşamak. Hani misallerde iki hizmetçisinden bir tanesine 10 altın veriyor, bir tanesine de 1.000 altın veriyor, bir pusula içerisinde bir şeyler yazıyor falan. Belli ki o 1.000 altın verdiğinden bekledikleri, 10 altın verdiğinden beklediklerinden daha farklı ve daha fazla. İşte gafletle yaşayan bir insanın aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın ona bahşettiği donanımına karşı da bir saygısızlık içerisine girmiş oluyor, saygısızlığa düşmüş oluyor. Önceliklerimizi doğru tespit etmek, bunun için tefekkür etmek. Mesela Üstad Hazretleri diyor, dünyaya çağıranlar çoktur, ahirete çağıranlar çok azdır. Her gün meşguliyetlerimiz kendi rengini bize çalıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a ait duygular, bize Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan, ahireti hatırlatan, oraya sevk eden vesilelere tutunmak. Hani vettehu ileyhil vesile, Cenab-ı Hakk'a yakınlaştıran vesileler edinin kendinize. Dolayısıyla her insan aslında vicdanında bir muhasebe yaptığında bir inançlarına bağlı olarak, keyfince değil, inançlarına bağlı olarak onların rehberlik ettiği bir tespit yapabilir. Nedir o tespit? Benim gerçekten bu hayatı yaşarken önceliklerim nedir? O yüzden ısrarla, tekrarla o önceliklerin doğru tespit edilmesi, o anlamın doğru tespit edilmesi diye ifade ettik. Burada elbette ki bir rehberliğe müracaat etmemiz gerekiyor. Kendimizce bizi iyi hissettiren her şey hayatın anlamına dair doğru yerde durduğumuz anlamına gelmiyor. Önceliklerimizi doğru tespit ettiğimiz anlamına gelmiyor. Bizi iyi hissettiren şey değil orada ölçü. Şimdi önceliklerin doğru tespit edilmesi, bunun muhasebesinin sık sık yapılması ve nerede durduğumuzla alakalı durum tespitlerini sık sık yapmak. Bu beni çağrışımlarla epey konumdan uzaklaştıracak ama şu kadarını söyleyeyim. Çünkü çok zengin çağrışımlara yol açabilecek noktalar, belirttiğiniz noktalar. Çok uzaklaşmamak kaygısıyla birlikte hızlıca bir şey paylaşayım. Cemil Meriç'e ait olduğunu hatırlıyorum o cümlenin. Bu Ülke kitabında mı okumuştum eskiden kalma ama o cümleyi hiç unutmuyorum. Kalabalıklara karışmak tehlikelidir. Kalabalıklara karışsan da limandan uzaklaşma cümlesi. Şimdi her şey kalabalık bizim için. Kalabalık deyince illa böyle gözümüzün önüne çok sayıda insan topluluğu gelmesi gerekmiyor. Meşguliyetlerimiz bir kalabalık, ilgilerimiz bir kalabalık, kaygılarımız bir kalabalık. Bunların hepsi bizi bir yere doğru çekiyor, sürüklüyor, götürüyor. Ama bir taraftan da limandan uzaklaşmama gibi bir ihtiyacımız var. Peki o liman nedir? Elbette ki bizler konumdaki insanlar için limanın ne olduğu çok aşikar. Mâzâ vecede men fakade ve mâzâ fakade men vecede. Onu bulan neyi kaybetmiştir, onu kaybeden neyi bulmuştur ifadeleriyle Atolla İskender Han'ın çok tatlı tasvir özetlediği, ifade ettiği o şey, yani Cenab-ı Hak'la irtibatımız, Cenab-ı Hakk'ın rızası, hoşnutluğu bizim için liman konumunda. İşte bu limandan uzaklaştıran her şey bizim için temkinli, dikkatli olmamız gereken şeyler. Ya da bu limanla bağımızı güçlendiren her vesile bizim tutunmamız, sahip çıkmamız, sarılmamız gereken şeyler. İnsan vicdanında şu tespit yapar dedim ama asıl şu cümleyi de ekleyecektim orada. Bir, o tespiti yapar, o anlamı kurar. Ama bir de neyin o önceliklere zarar verdiği, ters düştüğü, neyin o anlama ters düştüğünü de vicdanında duyar aslında. Neyin uzaklaştırıcı olduğunu, neyin böyle sis gibi bir gaflet perdesi ördüğünü, bunları bilir. Aksi yöndeki olumlu anlamda üzerinde etkiler bırakan hususları da takdir eder. Orada bir karar verip ben şu vesilelere tutunmak durumundayım diye bir karar verip yaptığım muhasebelerle, sık tekrarladığım muhasebelerle o tespitleri tazeleyip onun gereğince hareket etmesi gerekecek. Şimdi ben sanırım konuyu çok dağıtmamak ve süremizi almamak, yani süremi taşmamak adına
Sanki sorduğunuz yerle de çok alakalı olduğunu tahmin ettiğim şeyler vardı. Tam böyle sırada ifade etmek istediğim. Sokrat'ın bir sözü var. Diyor ki, sorgulanmadan yaşanan hayat aslında yaşanmaya değmez. Sorgulanmadan yaşanan hayat aslında yaşanmaya değmez. O kadar değersiz bir hale geliyor hayat. Şimdi John Stuart Mill diye bir İngiliz filozofun bir sözü var. Diyor ki, mutlu bir ahmak olmaktansa, tabiri hoş görün lütfen, mutlu bir ahmak olmaktansa mutsuz bir Sokrat olmayı yeğlerim, tercih ederim. Aslında ifadenin orijinali daha sert. Bu tercüme biraz yumuşatılmış bir tercüme. Oradaki ahmak kelimesinin yerine orijinalinde daha sert bir kelime var. Onu ben telaffuz etmeyeyim ama onun tercümelerinden bir tanesi o sözün. Mutlu bir ahmak olmaktansa mutsuz bir Sokrat. Ne kastettiği aslında açık. Yani varlığını bir takım büyük hakikatleri dikkate almamaya, göz ardı etmeye borçlu bir itminan, bir kendinden memnuniyet hali, mutluluk hali bir aldanmışlıktır. İnsan varoluşuna dair o gerekli sorgulamayı yapacak. Belki biraz huzursuz olacak, keyfi kaçacak ama ardından hakiki itminanın peşine düşecek. Daha sahici, daha gerçekçi itminanın peşine düşecek. Sokrat'ın dediği gibi sorgulanmadan yaşanan hayat aslında yaşanmaya değmez. Ona atıfla John Stuart Mill'in sözü de mutlu bir ahmak olmaktansa mutsuz bir Sokrat olmayı tercih ederim. Yani o sorgulamayı yapan. Şimdi gaflete direnmek konusunda bize yardımcı olacak. Sanırım Tahsin Hocam'ın da tam sorduğu noktayla alakalı. Gaflete direnmek konusunda bize yardımcı olacak bir perspektif inşa etmeye ihtiyaç var. Bu anlamda mektubatta geçen şu ifadeleri ben de dikkatinize sunmayı planlamıştım. Çünkü bu ifadelerden her biri insanın üzerine adeta bir sis gibi, koyu bir sis gibi çöken gafleti dağıtmak ve insanı teyakkuza sevk etmek adına çok güçlü vesileler. Çünkü böyle ifadenin içerisinde madde madde adeta hususlar var ve her birisi güçlü bir vesile teşkil ediyor. Diyor ki, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır. Bu 16. mektuptan bir iktibas, çoğumuzun çok küçük yaşlarda belki ezberlediğimiz yerlerden. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem ebedi hayat burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu dünya misafirhanesinin gayet hakim ve kerim bir müdebbiri, bir idarecisi var. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır, üstündür, tercihe şayandır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Şimdi bütün bu mademlerden sonra neticeyi söylüyor. Diyor ki, elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, ebedi hayatını dünyevi hayatı için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendisini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp ebedi saadete girsin. Burası, bilmiyorum Tahsin Hocam katılır mısınız ama çok güçlü bir perspektif inşa eden bir metin. Bizim gafleti dağıtmayla alakalı çok güçlü alternatif bir perspektif sunuyor. Burada bir şey paylaşacağım, konuyla alakalı değil ama malumunuz orada bir haşiye var. O haşiyeyi paylaşmasam olmayacak, paylaşmadan edemeyeceğim. Diyor ki Üstad Hazretleri, bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve ehemmiyet vermiyorum.
meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum diyor. O mademlerin üstad için ne ifade ettiğini o haşiyedeki vurgu itibariyle görürsek, bahsettiğim anlamdaki perspektifi inşa edip gafleti dağıtmayla alakalı bizim için ne ölçüde bir mana ifade etmesi gerektiğini de sanırım ortaya koymuş oluruz. O açıdan haşiyeyi de paylaşma gereği duydum. Bir başka yerde malumunuz ebedi kazanma kaybetme davası başımıza açılmış diyor. İşte şu kadar kudretim olsa ona hasrederim, hasretmeliyim falan. Şimdi ben bir ayeti dikkatinize sunacağım burada. Bu üzerinde durduğumuz manayı o ayetle taçlandıralım istiyorum. Bu ayette teyakkuza geçmemiz adına gerçekten bizim için güçlü bir vesile teşkil etmesi gereken bir ayet. Yani o ayet öyle de biz onu kendi adımıza o anlamda bir vesileye dönüştürebilir miyiz? O bize ait bir ev ödevi. İnsan suresinde geçen inne ha'ula yuhibbuna al-acile ve yezerun veraehum yevmen sakile. Bakın ne kadar mealini şimdi okuyacağım. Ne kadar dikkat çekici. Ağır bir ifade. Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. Daha açık nasıl söylenebilir? Şöyle, çok net bir ifade ama daha önemli olan da bu ifadenin sahibi. Bu ifade Allah'a ait. Allah diyor ki, şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzular, öte tarafta önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar. Yevmen takıyla ağır gün. Üstad, Hoca Efendi bir taraftan da toparlamam gerekiyor süre itibariyle sanırım. Bu gaflet konusu değişik şekillerde açılıma müsait ama bir yerde de vakti gözetmeye çalışayım. 2009 tarihli bir bam teli var. Gaflet başlıklı. Orada gençlik ve sıhhat en önde gelen iki gaflet sebebidir diyor Hoca Efendi. Gençlik ve sıhhat. Orada başka gaflet çeşitlerinden de bahsediyor, sebeplerinden bahsediyor. Çok kıymetli değerlendirmeler yapıyor. Oraya ben müsaadenizle atıfta bulmak istiyorum. 2009 tarihli gaflet başlıklı bam teline. Gençlik ve sıhhat fanilik algımızı bozması sebebiyle bir gaflet sebebi. Fanilik algımızı bozuyor çünkü. Yani 3 gün burada yani ne alakam var benim dünyayla, ben işte biraz dinleyip sonra yoluna devam eden falan gibi Peygamber Efendimiz'in çok farklı ifadeleriyle ortaya koyduğu o fanilik algısını bozuyor ya, o yüzden bir gaflet sebebine dönüşüyor. O yüzden denebilir ki gaflete düşmemek için, gaflete düşmeden teyakkuz halinde bir hayat yaşamak için en önemli tedbirlerden bir tanesi fanilik algımızı kaybetmemeye çalışmak. Bununla alakalı bir hadis söyleyeyim. Abla İbni Ömer radıyallahu anh'a hitaben Peygamber Efendimiz diyor. Kün fid dünya keenneke garibun ev abirü sebil diye başlayan. Diyor ki onun iki omzundan tutuyor ve sonra o ifadeleri kullanıyor. Yani diyor ki dünyada sanki bir garip yani gurbetteki bir insan veya bir yolcu gibi ol buyuruyor. O zat da İbn Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanı için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al ifadesini kullanıyor. Tavsiye ne? Kün fid dünya ke enneke garibun ve abirü sebil. Yani sanki bir gurbetteki bir insan gibi. Yani buraya ait değiliz, ait olduğumuz bir yer var. Şiirleri ben severim kendimce. Tam böyle bir Bahattin Karakoç'a ait mısralar geliyor aklıma. Bu hadisle birlikte düşününce çok dokunaklı mısralar. İzninizle onu paylaşmak istiyorum. Bu azığın hani derler sana başlıklı şiirinde geçen bazı mısralar bunlar. Diyor ki, gruba doğru giden yolcu, gruba yaklaştın, bir dur hele. Ayakların suya değdi değecek. Karanlıklar seni yuttu yutacak. Birebir mısralar bunlar. Ayakların suya, gruba doğru giden yolcu, gruba yaklaştın.
Bir dur hele. Ayakların suya değdi diyecek. Karanlıklar seni yuttu yutacak. Madem gidiyorsun elin boş gitme. Niçin geldin derler. Ne getirdin derler sana gittiğin yerde. Azığın hani derler. Azığın hani derler sana. Çok bana dokunaklı gelen bir şiirdir. Gruba doğru giden yolcu. Gruba yaklaştım. Bir dur hele. Ayakların suya değdi diyecek. Karanlıklar seni yuttu yutacak. Madem gidiyorsun elin boş gitme. Niçin geldin derler. Ne getirdin derler sana gittiğin yerde. Azığın hani derler. Azığın hani derler sana. Evet, bu fanilik algısı çok önemli ki Üstad Hazretleri ihlası kazanma sebepleri arasında, vesileler arasında bile Rabıtay-ı Mevt'i zikrediyor. Ölümü hatırlamak. Yani öyle ki riyaya karşı insanda bir tiksinti oluşturur, ihlasa sevk eder. Fani olduğunu hatırlarsa insan. İşte bu nasıl ki riyadan çekip alıyor insanı, gafletten de çekip alma potansiyeli var. Fanilik algısı. Gerçekten fanilik algısını kaybetmek başa beladır. Koyu bir sis gibi insan üzerine çöker. Görüş mesafesini daraltır, ayarlarını bozar. Artık onun vicdan terazisi yanlış tartmaya başlar. Önemli olmayan şeyler önemli görünür. Ağırlığı olmayan şeyler çok ağır görünür. Ağır olması gereken şeyler hafif tartar terazisinde. Dolayısıyla her şeye hak ettiği ölçüde değer verme, hak ettiği ölçüde önem atfetme, hak ettiği ölçüde öncelik tanıma konusunda isabetli bir tutum, isabetli bir tavır geliştirmek zorlaşır. Fanilik algısını kaybeden insan için bunlar olur. İşte gafletin bir sis gibi çöküp görüş mesafesini daraltmasından, bir perde gibi adeta insanın önüne inip de insanın görmesi gerekenleri görmesine mani olmasından söz ediyoruz ve bu bize bir ayeti hatırlatıyor. Diyor ki: "Lagad kunte fi gafletin min hâze fe keşefnâ anke gıtâeke ve basarukel yevme hadid." Allah buyuruyor ki sen bundan, bu meseleden gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık nazarın pek keskindir. Bir gün gelecek. Gafletin ördüğü duvarlar yıkılacak, perdeler çekilecek. Hakikatler çok ayan beyan, bütün açıklığıyla görülecek. Ama o zaman bir kıymeti olmayacak. Asıl mesele o perdeler kaldırılmadan önce, o perdeler varken, mevcutken gafletten sıyrılmak suretiyle nazarı keskin kılabilmek. Üstad Hazretleri'nin de çok muhteşem ifadeleri var. Bazılarını yukarıda paylaştım ama mesela bunlardan bir tanesi bu kendini gurbette bir insan ya da yolcu gibi algılama meselesiyle alakalı Mesnevi Nuriye'de geçen çok güzel gerçekten. İzninizle paylaşacağım onu. Diyor ki sen burada misafirsin. Buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Ne kadar cazip ifadeler değil mi hakikaten? İnsanı yakalayan ifadeler yani. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu, varlığını mucidine, o varlığı sana verene, seni var kılana feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bade heva zail olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder. Yine Üstad bir başka yerde diyor ki biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var diyor. Evet, işte gençliğin elimizden kayıp gitmesi, zamanın, hayatın geçip gitmesi, sevdiklerimizden ve sevdiğimiz şeylerden ayrılışımız, istesek de istemesek de ayrılışımız ve bütün bunlara hiçbir şekilde engel olamayışımız. Bununla alakalı okuyamayacağım ama atıfta bulunayım en azından. Bir şair var, onun mısraları çok güzel, bunun sızıntısını çok güzel, derince yaşamış ve çok güzel ifade etmiş. Dokunaklı ve etkili bir şekilde ifade etmiş bir şair.
deyince muhtemelen çok kişinin zihninde hangi şairden bahsettiğime dair isim belirmiştir. Şöyle bir mısrası var hatta onun. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Diyen bir şair bu. Yani Cahit Sıtkı Tarancı. Çok büyüleyici bir şekilde dile getiriyor onu Yaş 35 şiirinde. Fanilik algısını pekiştirmek bakımından çok değerli. Yani yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasında yüz ömrü. Delikanlı çağındaki cevher, yalvarmak, yakarmak, nafile bu gözünün yaşına bakmadan gider diye uzunca devam ediyor ama vaktinizi almayayım. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar falan anlatıyor. Elbette o sızıyı ortaya koyuyor. O faniliğin acısını kendince ortaya koyuyor ama çareyi göstermiyor, gösteremiyor. Ondan da onu beklemek doğru değil. Sadece o sancıyı, ortak sancımızı güzel terennüm ediyor. O çareyi de bulmak bize düşüyor. İşte Hazreti İbrahim gibi La uhibbul afilin, sönüp gidenleri sevmem, kaybolup gidenleri sevmem deyip doğru kapının eşiğine baş koyarak o çareyi bulmak da bize düşüyor. O şiir o çareye işaret etmiyor. Şimdi şöyle toparlayayım. Birkaç şey daha söyleyerek toparlıyorum ki bir saate yaklaşacak neredeyse benim konuşmaya başladığım vakit. Belki de bu kadar süre tanınmamıştı bana. Risaledeki teşbihi esas alırsak gaflet bir deve kuşu tavrıdır. Az önce bilmiyorum kırıcı oldu mu, yakışıksız kaçtı ama bir böyle sel önünde sürüklenen bir kütük kıvamında yaşamaya benziyor demiştim. Bir başka teşbih de üstadın da kullandığı deve kuşu tavrı, gaflette yaşamak. Çok önemli ifadeler olduğu için izninizle birebir paylaşmak istiyorum üstadın ifadelerini. İ'lem eyyühel aziz diye başlıyor. Yani Mesnevi Nuriye'de geçen ifadeler. Diyor ki senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata ve ihtimama mecbur eder. Yani özenli olmaya, tedbirli olmaya mecbur eder. Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi dehşetli, korkulu, ebed memleketine yolculuktur. Üçüncüsü ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, acz-ı mutlak gibi elemlere maruz kalmaktır. Öyleyse burada söylüyor tam o şeyi, deve kuşu meselesini. Öyleyse bu gaflet-ü nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisyan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar zailat-ı faniyeye ihtimam, yani fani, zevale mahkum şeylere ihtimam, özen gösterme, üzerine titreme ve bakiyat-ı daimeden tegafül edeceksin. Baki olandan gaflet içerisinde olacaksın şeklindeki üstadın sarsan ifadeler. Gaflete kendisini kaptıran insan için şöyle bir handikap da söz konusu. Gaflete kendisini kaptıran insan ibret almaktan zorlanır, almakta zorlanır. Yani gördüğü bir tablodan ibret alamaz, duyduğu bir sözden ibret alamaz. Yani normalde onu yerinden oynatması gereken, her şeyi sıfırdan tekrar böyle gözden geçirmeye onu sevk etmesi gereken şeyler ona dokunur ve gider. Böyle kaygan özel kumaşlar oluyor ya da böyle yağlı bir yüzeyde suyun hemen kayıp durmaması gibi. Dolayısıyla gaflete kendisini salan insanın, gaflet çeperi kalınlaşan insanın içine maruz kaldığı kötü durumlardan bir tanesi, içine düştüğü durumlardan bir tanesi de ibret almakta zorlanıyor. Üstad Hazretleri bunu nasıl söylüyor? Diyor ki, mevti düşünse başkasına verir diyor. Yani ölümden bile ibret alamaz. Mevti düşünür ama sanki onunla ilgili bir konu değil gibi. Dolayısıyla bu gaflete kapılmamak, fanilik şuurunu canlı tutmak bu konuda çok büyük bir tedbir, öncelikli bir tedbir ama kolay değil, özenli bir çaba gerektiriyor. Tefekkür eksenli, manevi beslenme eksenli, manevi uyarıcıların sürekli
söz konusu olduğu ortamları, iklimleri teneffüs etme, irtibatları canlı tutma gerektiriyor. O büyük, zor meseleyi mümkün hale getirmek adına. Aklımda hepsi var mı bilmiyorum ama Yunus Emre'nin yakınma diyebileceğim mısralarıyla sözlerimi sonlandırayım. Gaflet meselesine dair bir vurgu var orada. Fanilik meselesine dair bir vurgu var. Dolayısıyla üzerinde durduğumuz konuların birkaçına birden temas ettiği için onunla bitirmek herhalde uygun düşecektir. Diyor ki, aciz kaldım zalim nefsin elinden, şol dünyanın lezzetine doyamaz. Eline giymiştir gaflet gömleğin, ömrünün gelip geçtiğini bilemez. Ne kadar denk düşüyor değil mi? Gaflet tarafından kuşatılmasıyla ömrünün gelip geçtiğini bilememesi. İlahi gaflet gömleğim giyene, Müslüman der misin nefse uyana, kazanıp kazanıp verir ziyana, hak yolunda bir pulluğa kıyamaz. İlahi gafletten uyar gözümü, dergahında rüsvay etme yüzümü. Yunus der, gelin tutun sözümü. Dünya seven ahireti bulamaz. O yüzden ben şeyi özellikle belirttim. Bunu mesela ben kendime ait bir cümle olarak kurmaktan çekinirdim. Ona cesaret edemem. Herhangi birisinin sözü olsa dediğim gibi çok muteber olmayabilir. Bazen çünkü bazı sözler o kadar ağırdır ki söyleyecek adamın onu söyleyecek durumda, konumda, kıvamda olması gerekir. Herkes her sözü söylemez. Bağışlayın. Kendisine yakışmayan sözü bir insan söylediğinde, bir tabir var Türkçe'de, belki çok zarif bir tabir değil, bilmiyorum, çekinerek söylüyorum ama karnından konuşmak denir mesela. Yani çünkü ona yakışmıyor, o sözü taşıyacak insan değil. Şimdi o yüzden mesela kendime nispet ederek bir değerlendirme, kendime ait bir cümle olarak onu ben telaffuz edemem. O yüzden söyleyen kişinin konumuna vurgu yaptım. Söyleyen kişi Nazi kamplarında o çok ağır şartları yaşamış, toplama kamplarından canlı kurtulmuş bir insan bunu söylüyor. Dolayısıyla söyleyen kişinin o konumunu da hatırda tutarak. Elbette ki zorluklar var. Hayatın yükü ağırlaşıyor. Kimlerimiz için bazılarımıza kıyasla daha ağır. Katlanılır gibi değil. Dün müydü? 2 gün önce bir yerde bir program için şehir dışına çıkmıştım. Orada genç bir kardeşim bir şey sormak istemişti. Sordu herkes için. Ayrıca da birkaç soru sordu. Soru vesilesiyle işte ailesinin durumunu zikretti. Hani sorduğu soru onunla irtibatlı olduğu için. 2,5 saatlik yol boyunca hep döne döne onu düşündüm. Gözümün önünden gitmedi yani. O kadar böyle içimi acıttı böyle. Sızısı geçmedi yol boyunca. Dedim ne kadar zor şartlar. Allah metanet versin falan. Şimdi şartların ağırlığını, zorluğunu inkar etmek değil. Ama bir şeye karar vermemiz lazım. Ben hep şu basit örnekleri veriyorum bazen aile içerisinde konuşurken de. Diyelim ki 50 kiloluk bir şey taşımamız lazım. Biz bunu 50 kilo haliyle mi taşımak isteriz? Yoksa 80'e, 100'e, 120'ye taşıyarak, şey dönüştürerek, yani o yükü fazlalaştırarak mı taşımak isteriz? Bir bu. İkincisi, o taşımamız gereken yükü o sağlıklı halimizle mi taşımak isteriz, yoksa kolumuzu kırarak bir de kırık kolla ve kırık bacakla mı taşımak isteriz? Şimdi hem yükü arttırma meselesi, bu yükle alakalı kısım, hem de kendimizle alakalı bir kısım, işte bacağımızı kırdık, kolumuzu kırdık. Az önce 50 kiloluk bir yük vardı ve biz sağlıklıydık. O şartlarda 50 kiloluk yükü taşımanın zahmetine katlanacaktık. İşte zorluğu neyse ona katlanacaktık. Ama biz hem yükü arttırma, hem bir taraftan kendimizi sakatlama yoluna. Şimdi biz bazı yaklaşımlarımız bir yükü arttırıyor, arttırabiliyor olabilir. İkincisi kendi gücümüzü kırıyor. Şimdi o yük var, bunu inkar edemeyiz. Olur mu canım, 50 kilo nedir ki diyemeyiz. Bu 50 kilo değil zaten, 5 kilo denemez. Ama bunu dememek o 50 kiloyu 80 kiloya çıkarmayı da anlamlı kılmıyor. Ya da kendimizi sakatlayıp da sakat sakat taşımak durumunda kendimizi bırakmak. O yüzden bazı mülahazalarımız bizim direncimizi arttırıyor mu, yoksa direncimizi kırıyor mu? Bazen bir tevekkül
Bazen bir iman, bazen dünyanın faniliğini düşünmek, bazen sabra sığınmak, bazen o duyguların içimizde yoğunlaşmasına karşı alternatif ruhumuza nefes aldıracak menfezler aramak, kendi dünyamıza büzüşmek yerine. Yani bir şekilde direncimizi yüksek tutmanın peşinde olmak durumundayız, değil mi? Dolayısıyla burada kesinlikle çekilen zahmetler ve şartların ağırlığını inkar değil. İki husus var. Bir, o yükü olduğundan da fazla ağır hale getirmemek kendi yaklaşımlarımızla. İkincisi de kendi direncimizi ve gücümüzü kırmamak. Bu iki sanki mülazı açısından şartlarımızı ve o şartlar karşısında göstermemiz gereken direnç ve metanet konusunu bu iki yaklaşımla ilişkilendirerek sanki değerlendirmekte yarar var gibi geliyor bana. Sabır sermayesini Hazreti lemaların başında, hemen ikinci lemada Hazreti Eyüp kıssasından bahsederken sabır meselesini orada çok vurgulu bir şekilde ele alıyor Üstad Hazretleri malumunuz. Tabii üzerinde kafa yorup çok yönlü cevaplanabilecek bir şey, belki üzerinde çalışma yapacak konular da. Ama oraya dikkat çekecek olursam, insana verilen sabır sermayesi normalde onun ihtiyacını görecek miktarda. Ama bunu, bağışlayın oradaki tabirle söyleyecek olursam, o ahmak kumandan gibi geçmişe ve geleceğe dağıtınca merkez zayıflıyor. Merkez dediği içinde yaşadığımız an. Bir şey yapabilmek adına içinde yaşadığımız ana odaklanmak durumundayız. Çünkü elimizde olan o. Kaçırmamamız gereken, değerlendirmemiz gereken o. Bazen pişmanlıklarımızı bile iyi yönetmemiz gerekiyor. Benim gibi mesela fıtraten buna karşı kırılgan olan birisi ya da öyle olanlar için bu daha da önemli. Şimdi geçmişe bakarak anlaşılıyor hayat ama geleceğe bakarak yaşanıyor malumunuz. Bu meşhur bir ifade. Araba kullanmaya da benziyor. Mesela ara sıra dikiz aynasından arkaya bakmamız gerekiyor. Bu kurallarda da var. İşte diğer yan aynalardan falan filan. Ama düşünün, hızla gidiyorsunuz, virajlı bir yol vesaire falan, hızlı akan bir trafik. Ara sıra hızlı bir nazar atfediyorsunuz trafiğin, o arabanızın geriye doğru. Ama sürekli uzun süreli dikiz aynasına odaklanarak araba kullanmanız mümkün değil. Anında kaza yaparsınız. Yani bakıp ama sonra tekrar önümüze dönüp, önümüze bakarak hayatı yaşamak çok önemli. Bu anlamda geçmişe saplanıp bugünümüzü de kaybetme. Yani geçmişin pişmanlıkları, tevhid ettiğimiz şeyler bizi o kadar kıskacına alıyor, bizi eziyor ki şu anda bir şey, içinde bulunduğumuz anda da bir şey yaptırtmıyor. Biz nasıl telafi edeceğiz geçmişi, geçmişe saplandığımız zaman? Zaman geçmiş. Ama Cenab-ı Hak, şöyle enteresan bir şey var. Cenab-ı Hak telafi etme fırsatını bize sunuyor. Bir insan muhasebelerinde samimi ise, geçmişte fevt ettiği şeylerle alakalı, pişmanlığında samimi ise, hem o anın hakkını verme, hem de geçmişte ona pişmanlık yaşatan o fevt ettiği şeylerin telafisini yapma adına çifte bir gerilimle ve iştiyakla aslında hayata sarılması lazım. Dolayısıyla geçmişe saplanmak değil, geçmişle alakalı pişmanlıklarını bugüne dair bir enerjiye dönüştürmesi, itici bir güce dönüştürmesi lazım. Öbür türlü bir enerji var ama o enerjiyi yapıcı bir istikamette kanalize edemediği için tahrip edici bir şeye dönüşüyor. Bu da söz konusu. Pek çoklarımız geçmişte yaşayarak hem zihin sağlığımızı, psikolojik sağlığımızı bozup, hem bugünümüze de hiçbir faydası olmayacak şekilde bir ruh haletinin içerisinde mahkum, mahpus hale dönüşebiliyoruz. Yani ben bu konuyu biraz açmak, gafletle alakalı olarak da bu mala yani şeylere girebilirim. Zaman yönetimi falan, bunlar çok uzun konular. Çok da sözü uzatmak istemiyorum ama sorunun sahibi Murat Bey'e saygısızlık olur diye çok kısa kesmekten de çekiniyorum. Çok kısa kesmeme, çok da uzatmama adına bir denge olacak şekilde bu ifade ettiğim sabrı dengeli kullanma, yerinde kullanma esasının yanı başına isterseniz bir şey iliştireyim. Siz sanırım zamanı doğru kullanma meselesine vurgu yapmıştınız.
Peygamber Efendimizin meşhur bir hadisi var aleyhissalatü vesselam. Min hüsnü islamil mer'i terkühü me la yanihi. Lüzumsuz şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Bunu iki türlü anlamak durumundayız. Hem iyi Müslüman olduğunun göstergesidir, hem iyi Müslüman olmaya giden yol oradan geçer. Hem sonuç olarak, gösterge olarak, hem de şart olarak. İki türlü de anlamak mümkün ve ikisi de doğru, yerinde olur. Şimdi mala yani şeyler, hani Hazreti Ali'ye de nispet edilen bir söz var. Lüzumsuz şeylere çok daldığınızda lüzumlu şeylere sıra gelmez. Evet, hakikaten bugün onu yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bir yerde net çizgi çizmediğimiz zaman çok kıymetli şeylere vakit bulamıyoruz. Geçen gün yolda giderken o bahsettiğim şehir dışındaki programa yolda böyle yolu değerlendirmek için bazı YouTube'dan belirlediğim videoları izliyordum. Bir tanesi hayatımda neleri değiştirerek kitap okuma adına daha fazla fırsatlar oluşturdum kendime diye. Hem kendi değerlendirmelerini hem de takipçilerinden gelen değerlendirmeleri işte hep hayatlarındaki lüzumsuzlukları ayıklıyorlar. İşte sosyal medyanın üzerlerindeki hakimiyetini kısıtlıyorlar. İşte televizyon seyretmeyle alakalı bir kısıtlama getiriyorlar falan filan. Böyle yaptığımız zaman aslında keşfedilmeyi bekleyen bir sürü alanlar oluşuyor hayatımızın içerisinde. Dolayısıyla lüzumlu şeyleri yapma adına fırsat bulmak adına o istikamette fırsat bulma adına lüzumsuz şeylerden, mala yani şeylerden kendimizi sıyırıp almak, korumak, kurtarmak önemli. Ama bir şey daha var. Sadece bundan ibaret değil. Mala yani şeylere gömülmek insanın ulvi şeylere olan iştiyakını kırıyor. Asıl büyük problem de bu. Diğeri de çok büyük problem ama problem sadece ondan ibaret değil. Yani zaman kalmıyor, fırsat kalmıyor vesaire. Evet, bu çok büyük problem. Zaman en önemli şey sahip olduğumuz. Peygamber Efendimiz diyor ki iki nimet vardır ki insanların çoğunda aldanır. Yanılgı halindedir, aldanış içindedir. Es-sıhhatu vel-ferah, zaman konusu. Bu çok önemli ama diğer aynı ölçüde önemli başka bir konu da var. Malayaniyata dalan insanın mealiye olan, yüce şeyler olan iştiyakı azalıyor. Dolayısıyla yüce şeyler olmasa da olur diyor. Yani o şekilde yaşamak alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlık sürekli her gün bir ip daha, bir ip daha atarak halata dönüşüyor adeta bir halat sağlamına. Yoksa bu alışkanlıkların mahkumu, esiri gibi bir hayat yaşamak. Oysa insanın en büyük derinliği özgürlüğü. İnsan özgür olacak. Alışkanlıkların mesela onu köleye dönüştüren, hayatını çarçur etmesine, heba etmesine yol açan alışkanlıklar varsa onu esir almış. Yani isyan edecek ya ben esir olarak yaşamayı reddediyorum diyecek. Sadece esir olmak buyurgan bir patron ya da şu ya da bu da olmuyor. Esaret farklı şekillerde, farklı formlarda vücut buluyor. Onlardan bir tanesi de yanlış zamanımızı heba etmeye götüren, o neticeye götüren alışkanlıklarımızın esareti. Buna da isyan etmek lazım. Vakti değerlendirmek adına. Ne olursa olsun aradaki bağı zedelememeye ekstradan özen göstermek, hassasiyet göstermek, o yönde çaba göstermek şart gibi görünüyor. Bazı çok önemli meseleler aksıyor diye oradaki derdimiz, dertlenmemiz, üzüntümüz bizi evladımızla aramızdaki münasebeti hırpalayacak noktaya taşımaması, sürüklememesi gerekiyor. Her şeye rağmen onun kişiliğine saygılı, ona karşı sevgimiz vesaire. Yani o insanın gönlünde bizim o tavrımız sürekli bir ılık, bir duygu hasıl etmesi lazım. İçine bir sıcaklık olarak akması lazım. Bu onun bazı şeyleri fark edip, bazı şartlanmışlıklarından vazgeçip, bazı kırılmaların onda hasıl ettiği şeylerden kurtulması adına önemli bir vesile teşkil edecek. O açıdan ne olursa olsun evladımızla aramızdaki bağı zedelememeye özen göstermek ve içimizde adeta şey gibi böyle
yangın yeri gibi içimizde böyle yanan, acı veren hususları bir şekilde içimize gömmeyi başarmamız gerekiyor. Genel olarak arkadaş meselesinde en önemli konu onların dünyasından birilerinin irtibata geçip onlarla münasebet tesis etmeleri, o sosyal ortama bir şekilde dahil olmaları. En etkili şey o. Anne babanın sunacakları, yapacakları katkının belli bir sınırı var. O sınırın ötesine taşımak kolay olmuyor. Dolayısıyla onu kendi dünyasından, kendi çevresinden, yaş olarak kendisine yakın insanlar belli ölçüde etkileyebilir. O istikamette beklenen etkiyi oluşturabilir. Dolayısıyla o anlamda bir arayışın içerisine girmek sanki ihtiyaç gibi duruyor. O üç tane sabır çeşidi var malum. O Kalbi Zümrüt Tepelerinde sabır yazısında altı tane olarak yani dünyanın değiştiriciliğine karşı şeyin duruşunu koruma anlamında, işte zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır gibi bir 5-6'ya çıkartıyor Hoca Efendi sabır çeşitlerini. O meşhur olarak üç çeşit var. Bunların sadece musibete hasretme gibi ben en azından öyle bir şey algılamıyorum. Her birisinin şu an yaşadığımız ortak gündemlerin yoğunluğu itibariyle yaşanan bariz musibetler, yoğun musibetler itibariyle vurgular o tarafta yoğunlaşıyor olabilir. Bundan kaynaklı belki öyle bir görüntü oluşuyordur. Ama onun dışında bizim kendi kulluğumuzu sürdürmeyle alakalı diğer meselenin aciliyeti, ihtiyacı, geçerliliği, önceliği aynen devam ediyor diye düşünüyorum. Sadece içinden geçilen sürecin yol açtığı bir yoğunlaşma hali diye bakıyorum ben sizin dediğiniz noktadaki musibetlere sabrın öne çıkması eğer söz konusuysa. Ama diğerleri de aynen geçerli. Gençlere yaklaşımda yani bazı şeyler var ki iyi niyetle yapılır ama netice maksadın zıttına olur. O anlamda gençleri daha da uzaklaştıracak kalplerini yani sevdirilmek yerine nefret ettirici olabilir bazı muhalecelerimiz, müdahalelerimiz, tepkilerimiz, yaklaşımlarımız. Bu da Peygamber Efendimizin de rehberliğinden aleyhissalatü vesselam istifade ederek gençlerle kuracağımız münasebette bu problemlerimizi onlarla görüşürken, problemlerin üzerine giderken nasıl onları daha da uzaklaştıracak yanlışlara düşmeyiz, onları da antipati oluşturacak yaklaşımlar yapmayız. Niyetimiz iyiyken, niyeti iyi olan insanlar da farkında olmadan bu yanlışları yapabilir, yapıyoruz, yapılıyor. Dolayısıyla o konuda bize yol gösterecek, gençlerle yaklaşımımızda bize rehberlik edecek bazı şeyler dinlesek, işin ehlinden, uzmanlarından, bilenlerden gibi ablamın yaklaşımlarını ben böyle anlıyorum. Yani benim söyleyebileceğim bu konuda işin pedagojisini bilen hem işte Peygamber Efendimiz'i bilen böyle uzman insanlar olabilir. Mesela işte Teksas'ta yaşayan bir yer var, o pedagojiyle ilgilenen eğitimle, çocukların eğitimiyle hangi yaşta, hangi hassasiyetlerle yaklaşmak gerekiyor falan gibi. Böyle uzmanlardan tabii ki istifade etmek, onları dinlemek, onlardan duyduklarımızla, onların rehberliğinde bazı yaklaşımlarımızı gözden geçirmek daha az hata yapma adına çok istifadeli olacaktır. Eğer oysa kastedilen gerçekten o konuda doğru isimleri tespit edip konu çerçevesi belirleyip belki oradan yürünebilir gibi geldi bana.